Osmanlı'da kadın hareketleri deyince ne anlamak lazım? Ama bunu hem akademik düzlemde soruyorum size hem de tecrübelerinizden hareketle. Muhakkak çevrenizde o kültürle, o donanımla gelen büyükleriniz, aile büyükleriniz olmuştur. Onlarda sizin tecrübe ettikleriniz nelerdi ya da akademik düzlemde okumalarınızda sizin Osmanlı'dan gelen kültürümüze dair birikimleriniz nelerdir? Şimdi Osmanlı'da kadın hareketlerine bakmak için Sabiha Hanım'ın da bahsettiği gibi daha öncesine de bakmak gerekiyor. Evet. Osmanlı bir İslam diyarı olmasına rağmen diğer Araplarda olduğu gibi kadın erkek ayrımı hayatta çok fazla keskin olmayan. Bunu İbn Battuta'nın şeylerinde, yazımlarında da görüyoruz. İbn Battuta Anadolu'ya geldiğinde çok şaşırıyor. Buradaki diyor kadınlar erkeklerden kaçmıyorlar. Erkeklerle beraber oturuyorlar. Hatta yabancı erkek kendisiyle falan da beraber oturuyor. Hatta herhalde İbn Battuta giderken ağlamışlar, gidiyor diyor, üzülmüşler. Ona ikram ederken herhangi bir çekinme yok. Aynı erkeklerle aynı sofrada oturarak rahat rahat konuşmuşlar. Bu çok değişine gitmiş İbn Battuta'nın. Bunları not olarak, ilginç durumlar olarak yazıyor. Bunlar da 13. yüzyıldaki şeyler. Yine özellikle köylerde falan baktığımız zaman daha çok anaerkil bir hayat şekli görüyoruz. Çünkü kadın, Anadolu. Evet, Anadolu. Evet. Kadınlar gerçekten hayatın içindeler. Özellikle tarım alanında hayatı döndüren, ailenin gelir kaynağını sağlayan kadınlar oluyor. Bu İslam'dan gelen bazı haklarla da daha pekişiyor. Mesela İslam'la özellikle nikahın kayıt altına alınması kadınlara çok büyük bir güvence veriyor. Nikahla kadının hakları var ve özellikle de nikahla beraber mal ayrılığı da var. Kadınların kendi malları kendilerine. Vakıflara baktığımız zaman vakıf yatırımlarının %36'sının kadınlar tarafından yapıldığını görüyoruz. Bu çok önemli bir şey. Yani kadın kendi mal varlığını koruyor ve onun üzerinde de istediği gibi tasarruf yapabiliyor. Bunun yanında mesela nikah akdiyle bir kadın biriyle evleniyor ama boşanma hakkı da var. Bu tahrir defterleri incelendiğinde bunun çok örnekleri var. Gaziantep'te bir kadın işte kocasından ve boşanma sebepleri de genelde geçimsizlik. Geçimsizlik sebebiyle kadınlar boşanmak istiyorlar. Gaziantep'te bir kadın kocasından boşanmak istiyor. Mehri de geri vermek istiyor. O 3 ay iddet süresini de yaşamak istemiyor. Bunun üzerine boşanıyorlar. Ama boşandıktan sonra bakıyor ki geçimini sağlayamayacak. Tekrar mahkemeye başvuruyor. Mahkemeye başvuruyor ve o mehir iadesinin iptalini istiyor. Yani hakları var. Haklarının da sağlanmasını mahkemeden talep edebiliyorlar. Kadınlarda bu bilinç de var. Yine Manisa'da bir kadın, daha doğrusu bir erkek çalışmak üzere bir başka yere giderken ailesini bir akrabalarına emanet ediyor. İaşelerini sağlamak için. Ve o ailede o işi yapmıyor. İaşeyi sağlamıyor. Kadın bu sefer mahkemeye başvuruyor. Bu akraba iaşemizi sağlamadı diye. Yani şimdiki gibi hani akrabaya teslim edilip akraba da onların haklarını yediğinde kadın ortada kalmıyor. Bir mahkeme var. İşleyen bir mahkeme sistemi var. Kadınlar da haklarını biliyorlar. Oralara gidiyorlar. Yine kadınların tarlada işlemesinin yanında bazı böyle küçük orta ölçekli işletmeler, ev içinde işletmeleri de var. Manisa özellikle batı tarafında falan dokumacılık var, çıkrıklar var. Bu çıkrıkların sayısı artınca Manisa'da kadınlar yine mahkemeye gidiyorlar. Diyorlar ki bu kadar yani artmasın, buna bir kısıtlama konulsun. Bizim gelirimiz düştü. Evet. Böyle bir hak arayışı var. Şimdi bu hak arayışı var ama özellikle Tanzimat döneminden sonra, hani düşüşe geçtiğimiz dönemden sonra özellikle o değişimin yaşandığı büyük şehirlerde dönüşümle, değişimle insanların haklarına da büyük kısıtlamalar geliyor toplumlarda. Çünkü dönüşümle, değişimle nasıl baş edeceklerini bilmiyorlar toplumlarda. Bilemeyince de belirli grupları bastırmaları gerekiyor. Bastırılacak birinci gruplar her zaman en zayıf gruplardır. Bu sefer kadınların üzerinde bu baskı oluyor. Kadınlar toplumsal hayattan yavaş yavaş aile içine çekiliyor. Ha bir de bu haremlik, selamlık yaşamasının bize Bizans'tan geçtiği söyleniyor. Bizans öncesi Osmanlı saraylarında da böyle bir haremlik, selamlık falan filan bir ayrımı yok. Enderun Mektebi 2. Mahmut döneminde, Fatih'in babası döneminde kuruluyor Edirne'de. O da yani
bir eğitim zaten Enderun bir eğitimdir. Hı hı. Böyle bir haremlik, selamlık, bir kaçma göçme yok. Ama Bizans'ın, İstanbul'un fethiyle Bizans adetleri yavaş yavaş Osmanlı saraylarına da giriyor. Enderun'a paralel bir de harem kuruluyor. Orada da kadınları eğitmek için. Hı hı. Ama kadınlar ve erkekler birbirlerinden tamamen ayrılıyorlar. Hı hı. Yani harem her ne kadar oryantalistlerin bize anlattığı gibi efendim padişahın sonsuz zevklerini tatmin eden bir yer olmasa, bir okul. Yani harem de bir okul, kadınların eğitildiği bir okul ama yine de müthiş bir ayrılık var. Kadınlarla erkeklerin kesin birbirinden... Kesin bir çizgi var. Evet, kesin bir çizgi var. Şimdi Osmanlı kadınının bilincinde hakkını arama diye bir kavram var. Geçmişten gelen bir gelenekleri var. Evet. Yurt dışında özellikle Avrupa'da, Amerika'da kadın haklarının efendim baskı altına alması, sömürülmesi daha doğrusu, kadın haklarının baskı altına alması değil de kadın emeğinin sömürülmesi üzerine şeyle, sanayileşmeyle beraber kadınlar hak arayışına giriyorlar. Evet. Hak arayışlarını işte efendim bunları sendikalar kurarak da yapıyorlar, dergiler çıkararak da yapıyorlar, dernekleşiyorlar. Hı hı. Aynı onlara paralel, aynı zamanlaması da paralel. Yani Osmanlı'da da kadınların dernekleştiklerini görüyoruz. Hı. Hak araması ve dergi çıkartmaya başlıyorlar. Hı hı hı. O dergilere baktığımızda bu hak aramaları daha çok dini çerçevede oluyor. Yani normal siyasi hayat içerisindeki, çünkü Osmanlı'da kadınlar aynı Batı'da olduğu gibi toplu bir şekilde üretimin içine girmiyorlar. Emek sömürüsü çok fazla yok. Evet. Emek sömürüsü fazla olmadığı için hak aramalarını İslami sistem içerisinde yapıyorlar. Hı hı. Mesela işte İslami sistem içerisinde çok eşliliğe karşı çıkmak, kadının okuma hakkı, kendini eğitme hakkı. Hı hı. Bu dergilerde daha çok bu tür hakları ön plana alan, hı hı, yayınlar yapmaya başlıyorlar. Böylelikle haklarını sosyal olarak alma, yani daha çok var olan haklarını yeniden talep etme, evet, şeklinde bir hak arayışı ortaya çıkıyor. Bunları görüyoruz.